Trafikteki şiddet şu anda mesela aile içi şiddet gibi ya da okuldaki şiddet gibi bir şiddet olaylarının bir alt grubu olarak ciddi şekilde tanımlanmaya başladı. Trafikteki şiddetin sebeplerinden birisi de öfke kontrolü yönetiminin yapılamaması insanlarda. Bir insan diyelim yani bir yerden bir yere gitmeyi kafasında bir saat olarak planlamış, bir saat gibi. Ama o bir saat biraz uzadığı zaman sinirlenmeye başlıyor. Bir saat 5 dakika, 10 dakika geçtiği zaman sinirlenmeye başlıyor. Kafasında planladığından daha uzun olduğu zaman. Böyle durumlarda birisi korna çaldığı zaman o kornaya şiddetle tepki veriyor. Karşı taraf da aynı şekilde gerilimse ve birçok olay sonradan pişman olacakları tepkilere dönüşüyor. Trafikteki genellikle böyle anlatılan bir metafor vardır. Trafikte bir kamyon giderken çöp kamyonu çöpünü toplar öyle gider. Daha sonra çöpünü döker. Bazı insanlar da çöpünü döke döke giderler. İşte bu trafikte şiddet uygulayanlar kafasındaki, ruh dünyasındaki çöpleri döke döke gidiyorlar. İnsan vücudunun tolere edemeyeceği kadar çok stres ve gerginlik yaşıyoruz. Trafikteki yola çıktığın zaman ben stres olacak, önüme ne adam çıkacak diye düşünürseniz stresi çağırırsınız. Bunun için böyle durumlarda yani beyninizi negatife kendinizi hazırlayın ama pozitifi beyninize yükleyin.